tabii ki de Diyanar'daki can yayınlarının 7 TL kampanyasından ben de faydalandım. Hiç kaçırır mıyım? Hiç almamazlık yapar mıyım? Olur mu öyle şey? Yapmayın kardeşim. Böyle güzel kampanyalar yapmayın. Durduramıyoruz kendimizi. Gerçi tabii sizin bizi durdurma gibi bir niyetiniz yok ama bizim kendimize vermiş olduğumuz ufak çaplı sözlerimiz var. Neyse, şaka bir yana gerçekten güzel, ciddi bir kampanyaydı. Hala da devam ediyor. Yaz sonuna kadar devam edecek diye biliyorum. Bakabilirsiniz. Ben de bu kampanyadan 9 tanecik kitap aldım. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Aldığım kitaplar, işte benim listemde olan kitaplar da vardı. Orada görüp de ay bu 7 TL miymiş deyip de aldığım kitaplar da vardı. Başkalarının önerisiyle aldığım kitaplar da vardı. Hiç vakit kaybetmeden bunları göstermek istiyorum. Çünkü video uzun olsun istemiyorum. İlk göstereceğim kitap yine Buzatti'nin kitabı. Bu kitap inşallah gittiğim Diyanar'da vardır dedim. Çünkü kampanyadaki her kitap her Diyanar'da olmuyordu. Ve gittiğimde gördüm. Hemen ilk elime aldığım kitap bu oldu. Dine Buzatti'nin bir aşk kitabı. Ben Dine Buzatti'den Tatar Çölü'nü okumuştum. Daha önce de söylemiştim çok sevdiğimi. İkinci okuyacağım kitap da bu olacak inşallah. Bir diğer kitap ise Tahsin Yücel'in kitabı. Deneme türünde olan bir kitabı. Tahsin Yücel'in birkaç tane daha kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakabilirsiniz ama ben bu kitabı seçtim. Dil Devrimi ve Sonuçları. Deneme türünde dediğim gibi bir kitap. Bir diğer kitap Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazarın kitabı. Mo Yan'ın kitabı. Mo Yan da okumak istediğim bir yazardı ama bir türlü almamıştım kitabını. Bu kampanyada görünce de almak istedim. O da Saydam Turp isimli kitabı. Zaten sadece bu kitabı vardı kampanyada. Bu arada bunların etiket fiyatlarını da söyleyeyim. Cidden ciddi indirimde. Yani şu bir aşkın etiket fiyatı 24 TL. Bunun 22 TL. Moya'nın ise 23 TL etiket fiyatı var. Bu kitabı da Ebru Aykaç tavsiyesiyle aldım. Yanlış hatırlamıyorsam Haydut isimli kitabı. Bunun da etiket fiyatı 16 TL. Bir diğer göstereceğim kitap Karin Karakaşlı'nın kitabı. Ben bu kitabı Karin Karakaşlı'yla okumayı istiyordum ama hangi kitabıyla okuyayım, nasıl başlayayım tarzında bir icraata girişmemiştim alma icraatine. Ama bu kampanyada görünce hemen almak istedim, kaçırmak istemedim. Deneme türünde olan bir kitabını aldım. O da Cumba isimli. Bunun etiket fiyatı 22 TL. Bir diğer göstereceğim kitap. Ben bu kitabı gördüğümde Allah'ım rengi ne kadar güzel, kabak tasarımı ne kadar güzel, yumuşacık falan filan dedim de sonra arka kapağını okuyup dağıldım. Yani şunu demek istiyorum, kapağıyla beni vuran bir kitap oldu. Gerçi ben can yayınlarının eski beyaz kapaklarını daha çok seviyorum ama bu renkli kapaklarından da sevdiğim böyle arada çıkabiliyor. Bunu da 20,5 TL etiket fiyatı. Bullet Park. Bunların yazarlarının da kitapların da isimlerini aşağıda yazacağım zaten. Bir diğer göstereceğim kitap ise bu yazarın birkaç kitabı aslında listemde vardı. Şu an hatırlamıyorum kitapların isimlerini. Ama bu kitap yoktu. Yine de bu kitabıyla başlayayım dedim. Kampanyada gördüm. Bir Katilin İtirafları isimli kitabı. Bu da 15,5 TL'ydi etiket fiyatı. Bu kitabın da ismine vuruldum açıkçası. Kahrolsun Dostoyevski adında bir kitap. Roman türünde bir kitap. Bir ödül almış 2014'te. Okuyamıyorum. Neyse bunu aşağıda paylaşırım. Dostoyevski'yi seviyorum. Onunla ilgili bir kitapta kurgulanmış herhangi bir şeyde okumayı severim diye düşünüyorum. Yani seveceğimi düşünüyorum bu kitabı. Bunun da etiket fiyatı 21 TL. Son göstereceğim kitap. Ebru Aykaç tavsiyesiyle almıştım bu kitabı. Güney Ulutaş'ın Kopuklar isimli kitabı. Kitabın etiket fiyatı 30 TL. Gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı. Gerçi hepsini çok merak ediyorum. Hepsini keyifle okuyacağım inşallah. Bu alışverişte beni mutlu eden şöyle bir yan vardı. Ben bu kitaplara para vermedim. Geçen yıl doğum günümden kalan Diyanar'ın hediye çeklerini kullandım bu alışverişimde. Öyle bir mutlu tarafı da vardı. Bu arada Kocaeli Kitap Fuarı'ndan aldıklarımı gösterdim de ayrıntı yayınlarından bir kitabı göstermeyi unutmuşum. Onu da bu videoya hemen iliştirmek istedim. O da Güvercinler Havalanırken isimli kitap. Etiket fiyatı 18 TL ama ben 4 TL'ye aldım bu kitabı. Kitap Ağacı'ndan Esra ve Kübra ile birlikte almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam birlikte okuruz diye almıştık. Göçmenler üzerine yazılan bir hikaye. Onunla ilgili bir aileyi anlatan bir hikaye. Ben seviyorum böyle köklerinden koparılmış bir yere entegre olmaya çalışan, yabancılık çeken insanların, ailelerin hayatlarını okumayı gerçekten beni derinden etkiliyor. Bunun da payı aslında bunun payı şöyle. Ben bir yıla yakın Diaspora Araştırmaları Merkezi'nde çalışmıştım. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Orada göç ve İslamofobi üzerine çalışma araştırmalar yapıyorduk.
Ondan dolayı bu tarz kitapları okumayı seviyorum. Yani onun katkısı var bu tarz kitapları merak etmemde. Bunu da göstermiş olayım. İçlerinden okuduklarınız varsa yorum olarak paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kitapla kalın.